Herkese merhaba. Yeni videoyla karşınızdayım. Özellikle burada açtım videoyu. Burası tam bir sene önce. Bugün 14 Haziran 2023. 14 Haziran 2022'de. Burada YouTube kanalının ilk videosunun açılış anı burada olmuştu. Birinci yılımızı yine burada kutluyoruz. Evet, bugün 14 Haziran. Bugün Trump'ın doğum günü. Şaka bir yana. Bugün many months later. 14 Haziran Göztepe'nin kuruluş yıldönümü. Bu sene 98. yaşını kutluyor Göztepe. Göztepe'miz mahallemizin gururu. Buranın için bir yaşam biçimi aslında Göztepe. Ve onun 98. yılı. Geçen sene çok coşkulu olmamıştı. Hem küme düşülen bir sezondu. Hem de o gün Türkiye-Litvanya maçı vardı Göztepe stadında. Bütün dikkatler biraz odak o taraftaydı. Çok fazla coşku olmamıştı maçtan dolayı. Ama bu sene coşku bekleniyor. Sosyal medyadan yönetim bayağı bir şey yaptı. Çağırdı. Ve taraftar da bu cevap verdi gibi gördüm sosyal medyadan. O yüzden bugün kalabalık, eğlenceli, renkli bir akşam bizi bekliyor. Ve birinci yaşımızı da doldurmuşken sizlerin desteği de biliyorsunuz önemli ve son dönemde oldukça güzel şekilde destekliyorsunuz mu görüyorum. Teşekkür ediyorum. O yüzden şimdi akşama geçmeden, eğlencelere geçmeden bir beğeni atın. Ondan sonra Göztepe'nin sarı kırmızı şölenini izleyelim. Arkamda görmüş olduğunuz Göztepe Köprüsü, İzmir'in ve Göztepe'nin sembol yapılarından. Her sene burada bir kutlama oluyordu ama bu sene ekstra önlemler almışlar. Köprü yeni yapıldı. Geçen sene inşaattaydı hatırlarsanız. Ve içeri alımları, köprüye çıkışları biraz kontrollü hale getirmişler. Şöyle göstermeye çalışayım size bu arada. Bu arada burada polis yok ama diğer tarafta var. Çok barikat koymuşlar. Burada dikkat etmiyorlar ama diğer taraftan geçerken bekçiler ve polisler orayı tutmuşlar.
kontrollü bir şekilde köprü alım yapıyorlardı. Çok kalabalık çünkü. Burada 7'den 70'e her yaş grubundan Göztepe taraftarı var. Ve ortam yanıyor. Daha coşkulu, daha heyecanlı bir kutlama var. Geçen sene demiştim, hem küme düşmenin getirmiş olduğu üzüntü hem de milli maçın olması geçen sene coşkuyu biraz hafif tutmuştu ama hafif dediğimde önceki seneye göre yine birçok taraftarın tanık olmadığı bir olaydı aslında. Ortak bir paydada buluşan insanların yılın bir günü bile olsa bu coşkuyu sergilemesi, birlik beraberlik içinde eğlenmesi falan çok iyi. Hollanda'da Kingsley'de bunu yaşamıştım biliyorsunuz. Uzak Doğu'da insanlar su savaşı yapıyor, kimisi şarkılarla kutluyor. Göztepe'de 14 Haziran'da meşale şovuyla birazdan İzmir'i kırmızıya boyayacak meşale şovuyla geçirecek güzel bir atmosfer olacak. 14 Haziran Göztepe için önemli bir gün. 98. yılı. Hedef aslında 100. yılda Avrupa Kupalarıydı ama bu sene çıkamadı Göztepe, olmadı. Seneye bir daha deneyecek. 100. yılda artık Süper Lig'de olmanın, 99. yılda kutlayıp 100. yılı kutladığında da artık Süper Lig'de var olarak bu coşkuyu kutlamak istiyor. 100. yıl hazırlanıyor. Semt şimdiden, hatta senelerdir 100. yıla hazırlanıyor. 2 sene sonra bir semtin, bir ilçenin 100. yılını kutlayacağız. Buradaki insanlar sarı kırmızı renklere gönül vermiş. Çok keyifliler, çok güzel görüntüler. Bu sene akşam 10'da saat 22'yi gösterdiğinde şu an saatlerimiz 21.35. Yaklaşık yarım saat sonra buradaki on binlerce Göztepe'li İzmir'i yakacak, İzmir'i kırmızıya boyayacak. Şu tam ortada duran tepe, Susuz Dede, Göztepe'nin gözü, Göztepe'nin kalbi. Böyle tam körfezi gören bir göz. Göztepe adını orada buluyor. Göztepe kıyısı komple kilometrelerce, hatta şu tarafa doğru da uzanıyor. Geçen sene milli maçtan dolayı biraz etkisiz geçti demiştim ama kümede düşse, şampiyon da olsa, ligi ortalarına bitirse, hedefse bitirse, ne olsa olsun her sene burada on binlerce taraftar toplanıyor ve 14 Haziran'ı, Göztepe kuruluşunu kutluyor. Bu şekilde bir camianın yıl dönümünü bu kadar coşkun şekilde kutladığını ben görmedim. Bilmiyorum, bilen varsa aşağı yorumlara yazın muhakkak. Onları takip edelim. Hani Gökhan! Evet kardeşim, ne yapıyorsun ya? İyi, yine kutlamalardayız. Kutlamalardayız. Kaçıncı? 98. 98. yaş yılı. Yine beraberdeyiz. Bu sefer önlemler büyüyecek. Evet, köprüyü çıkartmadan biraz önce. Vallahi. Deli önce inmesin dedi, sallanıyor dedi, yıkılmasın dedi. Orta bölümde duramıyoruz zaten. Evet, orayı durdurmuyorlar. Nasıl ortam? Ne düşünüyorsun bu sene? Geçen sene sakindi, milli maç vardı. Aynen, bu sene gayet güzel. Atmosfer de güzel, gençler de şu an tavan yapmış. Bakıyorum saatlerimize. Az kaldı, az kaldı. 15 dakika var, 15 dakika sonra Göztepe yıkılacak. Yakacağız bu gezegeni. Yakıyoruz. Karşıyaka'ya inat yapacağız, bizi izlesinler.
Başkandan umutluyuz ya. Bu sene bu artık bence olacak ki onların projeleri de var. Bu sene çıkmayı hedeflemiyorlardı ama iyi gittik. Ama 100. yılda Süper Lig'de olması lazım takımın. 100. yılda aşağı ligde geçmez. Aynen öyle. 100. yılda tekrardan Süper Lig'de olacağız. Aynen öyle. Göztepe yakışan yerde olacak. Geleceğiz, geleceğiz. Beşerler yanıyor ama erken. Şu an, evet, şu an erken. Beyler, arkadaşlar yanlış anons gibi oldu şu anda. Bir tık erken yandı ama işaret gelmedi hala susu denilen. Burası ışıl ışıl ama asıl görüntü yukarıdan orayı da ilerleyen saatlerde göreceğiz. İşaret bir şey atıldı. Şu anda İzmir yanıyor. Şu anda İzmir yanıyor. Arkadaşlar bayağı güvenlik önlemi var. Yalnız bundan önceki senelerde üzücü olaylarda yaşandı. Evet, yaşandı yani. Onun da etkisi var. Onun da etkisi var. Ama bu sene ekstradan gerçekten fazla bir önlem var. Bak şey çok güzel. Türkiye'de ben böyle kuruluş yıl dönümü bu kadar coşkulu kutlayan ya da kutlayan bir takım kulüp yok. Yani böyle bir kulüp de böyle bir taraftar da yok. Abi böyle oturduğun semtin mahallenin yani şu coşkuş çok güzel. Aynen öyle. O olaylar olmaması lazım. Evet, biz birlik beraberlik içinde yapıyoruz bu işi ama bazı taraftarların tabii taşkınlıklarından dolayı. Alkol etkisi var. Ama gerçekten şu ana kadar çok bariz bir olay yaşamadık gördüğümüz kadarıyla. Ben saat 7'de falan geldim buraya. 7'den beri hiçbir sorun yaşamadım. Herkes abi. Daha güzel anlaşıyor şu anda. Yani birlik beraberlik içinde herkes el kola da getiriyor, hava tutuyor falan. Hep birlik oluyor. Bak. Camialar bize için var zaten. Biz olmasak onlar da yok. Eğlenin, geçin. Göztepe 98. yaş günü az önce kutladı geleneksel olarak. Güzel yıldı. Semtinde, mahallesinde. Semtin ortasında on binlerce taraftarıyla kutladı, meşaleler yandı. İçerideydik, dışarıda nasıl gözüktü bilmiyorum. Düşmüştür sosyal medyaya, yukarıdan çekilmiş görüntüsünde. Koyarım zaten buraya, görürsünüz. Bundan kaç sene önce hatırlamıyorum da bir 7-8 sene öncesinde Konak'tan başlayarak İnciraltı'ya kadar, kordon boyunda şu sırada böyle
5 metre aralıklarla dizilmiş muhteşem bir organizasyonla İzmir yanmıştı. Yine yandı da eminim. Her sene yanıyor. Gökyüzünden karşı tarafta inanılmaz bir görüntü oluyor. Ama bu taraftar çok daha fazlasını hak ediyor. Yani Süper Lig'de olmayı, orada başarılı olmayı, Avrupa'da başarılı olmayı hak ediyor bu taraftar. Amatörden düştüğünde bile, amatörden Süper Lig'e çıkana kadar taraftar her zaman yanındaydı. Amatördeyken bile 14 Haziran böyle coşkuyla kutlanıyordu. Umarım her camia böyle kendi içerisinde birleştirici olur, kenetlenir. Birkaç kaldı, bunlar keyifli şeyler. Gördünüz, herkes eğleniyor, herkes bağırıyor, şarkılar söylüyor, meşaleler yakıyor. Herkes eğleniyor. Böyle olması lazım. Birlik, beraberlik. Güzel şeyler bunlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayın. Abone olun, yorumlar yazın. Hangi takım tutuyorsunuz? Sizin takımınızın da kuruluş yıl dönümünde böyle şeyler oluyor mu? Kapanışta da arkada, şurada Göztepe Köprüsü ve manzarasıyla uğurluyoruz. Görüşürüz. Hakkını helal et dedi Allah. Hakkını helal et dedi Allah. Biz bir geldik taşıma. Herkesten öte sevdik bilir seni. Göztepe bir sen çok yaşa. Her şeyden öte sevdik biz seni. Göztepe bir sen çok yaşa.